Buna göre bir kareye komutu girildiğinde son oluşan dikdörtgenin alanı ilk haline göre kaç santimetre kare azalır? Başlangıçta karenin kenarını bilmiyoruz ve karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğuna göre bir kenarına x santim dersek alanı başlangıçta x ile x'in çarpımından x kare santimetre karedir. Ve buradaki komut girildiğinde kenarların son durumunu bulacak olursak şimdi örnekleri incelediğimizde eğer Karenin bir kenarı x'ti. boyu 16 santim arttığına göre 16 artarsa x artı 16 santim olur dikdörtgenin uzun kenarı. En ise 16 santim azalacağına göre x'i X'de. x'ten de 16 santim azaltırsak bir kenarı da x eksi 16 santimdir ve son durumdaki dikdörtgenin alanı x artı 16 ile x eksi 16'nın çarpımıdır. Ve çarpmanın dağılma özelliğini kullanırsak x ile x'in çarpımı x kare x ile eksi 16'nın çarpımı eksi 16 x 16X, artı 16 ile çarparsak 16 ile x'in çarpımı artı 16X, 16 x 16 ile eksi 16'nın çarpımı da eksi 256 ve benzer terimleri toplarsak biri negatif biri pozitif toplamı 0 son durumdaki dikdörtgenin alanı x kare eksi 256 santimetre karedir ve Aradaki fark sorulduğuna göre başlangıçta karenin alanı x kareydi. Son durumda dikdörtgenin alanı x kare eksi 256 idi. Aradaki fark sorulduğuna göre parantezin önünde eksi 1 var. Eksi 1 parantez içindeki terimlerle çarparsak x kare eksi x kare artı 256 artı x kare ile eksi x karenin toplamı 0. Sonuçta 256 santimetre kare olduğuna göre sorun cevabı D'dir. Buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi öğretmenin tahtaya çizdiği üçüncü ifadeye karşılık gelir? Birinci ve ikinci ifadeyi incelediğimizde üçüncü ifadeyi yazarsak karenin önünde x var ve x kare demek yani x'in ikinci kuvveti alınıyor. x kare 6 tane x yan yana olduğunda 6 çarpı x demektir. Bir de burada 9 var. Şimdi ok eğer aşağıya bakıyorsa azalmadır. 6x azalacak. Eksi 6x. Ok yukarı doğru baktığına göre 9 artacak. Artı 9 dersek cebirsel ifademiz x kare eksi 6x artı 9. Bu da tam kare bir ifade olduğundan x kare x'in karesi 9 3'ün karesi ikisinin çarpımının iki katı ise ortadaki terimi vardı. Ortadaki terimin işareti eksi olduğuna göre x eksi 3'ün parantez karesidir. Buna göre sorun cevabı b'dir. Buna göre mavi boyalı bölgenin santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? alanını bulmak için kenar uzunluklarını bulmamız gerekiyor. Şekil 1'de bir tane kare verilmiş ve karenin alanı x kare artı 16x artı 64 santimetre kare. Karenin alanı iki kenarın çarpımı olduğuna göre cebirsel ifade tam karedir. x kare x'in 64 8'in karesi ikisinin çarpımının iki katı da ortadaki terimi verdiğine göre x artı 8'in parantez karesidir. Bu da x artı 8 ile x artı 8'in çarpımı olduğuna göre karenin kenarları x artı 8 santimdir. Şimdi karenin bir kenarı 2 santim boyunca katlandığına göre 2 santim katladığımızda bir katta şu şekilde oluşacak ve 2 artı 2'den 4 santim kısalacak kenar ve x artı 8'den eğer 4 santimi çıkartırsak geriye kalan kenar x artı 4 santimdir. Yani şuradaki kenar x artı 4 santim. Diğer taraftan ise 3 santim katladığımızda Buradan da yine 3 santim katlanacak. 3 artı 3'ten 6 santim kenar kısalacağına göre x artı 8'de 6 eksiği x artı 2 santimdir. Buradaki kenarda x artı 2 santim. Buna göre mavinin alanı x artı 2 ile x artı 4'ün çarpımıdır. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanırsak x ile x artı 4'ü çarptığımızda x kare artı 4x 2 ile x artı 4'ü çarparsak 2x artı 8 Benzer terimleri topladığımızda Mavi boyalı bölgenin alanı x kare artı 6x artı 8 santimetre karedir. Sorun cevabı A'dır. Buna göre denizin aldığı kartlarda yazan cebirsel ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine özdeş olamaz? 5 tane kartın üzerinde cebirsel ifade yazılı ve Kerem Üzerlerinde yazan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu x kare eksi 4 cebirsel ifadesine özdeş olan iki kart aldıktan sonra kalan kartlardan iki tanesini deniz alıyor. Şimdi iki cebirsel ifadenin çarpımı x kare eksi 4 ise iki kare farkı olduğuna göre x kare x'in 4'te 2'nin karesidir çarpanları x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. Demek ki x eksi 2 ile x artı 2'yi kerem aldı. Geriye kalan cebirsel ifadeleri de deniz alacak ve her ikisinin çarpımından da cebirsel ifadeler oluşacak. Şimdi geriye kalan cebirsel ifadelerden eğer x eksi 3 ile x artı 3 çarpılırsa iki kare farkının çarpanları olduğundan sonuç x kare eksi 9'dur. A seçeneği çarpım sonucu olabilir. x eksi 3 ile x artı 4 çarpılırsa çarpmanın dağılma özelliğini kullanırsak x ile x artı 4'ün çarpımı x kare artı 4 x. Eksi 3 ile x artı 4'ü çarparsak eksi 3 x eksi 12 benzer terimleri toplarsak sonuç x kare artı x eksi 12'dir. Buna göre b seçeneği de olabilir. Eğer x artı 3 ile x artı 4 çarpılırsa yine aynı şekilde çarpmanın dağılma özelliğini kullandığımızda x ile x artı 4'ü çarparsak x kare artı 4 x 3 ile x artı 4'ü çarparsak 3 x artı 12 benzer terimleri topladığımızda sonuç x kare artı 7 x artı 12 bulunur. Buna göre D seçeneği de sonuç olarak bulunabilir. C seçeneği olamadığından sorun cevabı C'dir.